Merhaba, ben Aliye Vefa. Guten Tag, Frau Doktor. Ich fühle mich nicht wohl. Mir geht es nicht gut. Bana ne dediğini anlamadım ama sanırım iyi bir şey söyledin. Ich glaube, ich bin erkältet. Ben sizi anlayamıyorum ama siz hala konuşmaya devam ediyorsunuz. Bu hiç doğru değil. Ich habe Kopfweh, Halsweh, Schnupfen und Husten. Bu iyi değil. Hiç iyi değil. Adil hocam bana hep hastalarla din, dil, ırk ayırt etmeksizin ilgilenmem gerektiğini söyler. Ama ben sizi hiç sevmedim. Özür dilerim. Mir tut auch meinen Bauch weh. Anlamam mı gerekiyor? Hier habe ich Schmerzen. Ich habe keinen Appetit. Ah, evet. Appetit. Bunu anladım. Bunu anladım. Bana öyle bakmayın. Göz temasında iyi değilim. Frau Doktor, werden Sie sich endlich um mich kümmern? Lütfen sessiz olun. Okay, sagen Sie mal, was ist die Behandlung? Was ist die Behandlung? Was meinen Sie damit? Ich frage zum letzten Mal. Was ist die Behandlung? Hasta tedaviye cevap vermedi. Gesunde Menschen haben viele Wünsche, Kranke haben nur eine. Af buyur hocam. Bu skecin üstüne sağlıkla ilgili bir sözle giriş yapmak istedim. Hocam biz anlamadığınız için küfrediyorsunuz diye düşündük. Hayır canım. Ne küfrü? Sağlıklı insanların bir sürü isteği var. Ama hasta insanın bir tek. Demek istedim. Aa hocam güzel sözmüş. Allah sağlık afiyet versin. Amin amin cümlemize. Hocam skeçteki gibi olsaymış keşke. Almancayı anlamıyorsun ya. Belirecek böyle kafanda. Hop Almanca konuşacak. O kadar fantastik düşünmene gerek yok. Bu kanalı takip et, abone ol, yorum yap yeter. Ben size bir yükleme yapacağım. Bugün konumuz sağlık olsun mu o zaman? Bekledin de gelmedi mi? Sağlık olsun. Evet arkadaşlar konuyla ilgili birkaç tane kelime hazırladım size. Die Gesundheit. Sağlık. Konumuz sağlık olunca tabii önce doktor ve hasta kelimelerinden başlayalım. Biliyorsunuz Almanca'da isimlerin cinsiyet ayrımı vardı. O ayrım mesleklerde de geçerli arkadaşlar. Erkek doktor ve bayan doktor için ifadelerimiz bu. Der Arzt, erkek doktor. Die Ärztin, bayan doktor. Der Patient, erkek hasta. Die Patientin, bayan hasta. Das Medikament, İlaç. Arkadaşlar parantez içerisinde çoğullarını verdim. Sözlüklerde de bu şekilde görürsünüz. Das Medikament, ilaç. Die Medikamenten, ilaçlar. Unutmayın Almanca'da isimler çoğul yapılırken die artikelini alıyordu. Der Termin, randevu. Die Termine, randevular. Die Krankheit, hastalık. Die Krankheiten, hastalıklar. Das Krankenhaus, hastane. Çoğul olarak die Krankenhäuser. A noktalı A oluyor. Umlaut A. Çoğulda da R. Die Krankenhäuser. Das Rezept. Reçete. Die Rezepte. Reçeteler. Die Apotheke. Eczane. Die Apotheken. Eczaneler. Arkadaşlar biliyorsunuz eczanenin E'si bulunur dükkanlarda. Almanca'da da A. Der Schmerz. Ağrı. Die Schmerzen. Ağrılar. Hocam ne oldu böyle? Kostüm mü değiştirdiniz? Evet, doktorların ifadelerini vermek için biraz kostüm değişikliği yapayım dedim. Bir dakika. Şimdi tam oldu. Başlıyoruz. Was fehlt Ihnen? Neyiniz var? Wo haben Sie Schmerzen? Ağrınız nerede? Tut das weh? Burası ağrıyor mu? Haben Sie Kopfschmerzen? Baş ağrınız var mı? Haben Sie Rückenschmerzen? Sırt ağrınız var mı? Haben Sie Halsschmerzen? Boğaz ağrınız var mı? Ich schreibe Ihnen ein Rezept. Size bir reçete yazıyorum. Arkadaşlar Almanya'da doktorlara şu şekilde hitap edilir. Önce ünvanını sonra soyadını belirtiyorsunuz. Benim için Gülizar Ektaş'sa Doktor Ektaş. Arzt yerine Doktor da kullanılıyor arkadaşlar. Ya da skeçte olduğu gibi Frau Doktor, bayan doktor. Doktor hanım.
Herr Doktor, Doktor Bey. Hadi bir de hasta diyaloglarına bakalım. Ich fühle mich nicht wohl. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ich fühle mich nicht gut. Kendimi iyi hissetmiyorum. Mir geht es nicht gut. İyi değilim. Ich habe Bauchschmerzen. Karın ağrım var. Ich habe Magenschmerzen. Mide ağrım var. Ich brauche Medikamente. İlaca ihtiyacım var. Oh, mir ist schwindelig. Başım döndü. Ich bin erkältet. Üşüttüm. Ich habe Fieber. Ateşim var. Ich habe eine Grippe. Gribim. Hier habe ich Schmerzen. Burada ağrılarım var. Ich habe keinen Appetit. İştahım yok. Ya hocam bunların hepsini biz nasıl öğreneceğiz ya? İş başa düştüğü zaman nasıl öğrenirsiniz? Tabii canım, bizde hastalık ifadesi daha kolay. Şu şekilde oluyor. Doktor hanım, şuradan bir ağrı giriyor var ya, böyle gidiyor, dolanıyor, dolanıyor. Kafamın, beynimin ta yukarısına kadar çıkıyor. Oradan bir tekrar geliyor, mideme vuruyor. Bakıyorsun bacaklarıma doğru inmiş, oradan bir dönüş yapıyor, geliyor sırtıma bir vuruyor. Allah seni inandırsın, ben ölüyorum, bitiyorum. Acaba bu nedir? Arkadaşlar bu işini ezberden geçiyor. Hastalıkları artikelleriyle birlikte ezberlemeniz lazım. Ama önce derdinizi anlatacak kalıplarla bu işe başlayın. Kendimi iyi hissetmiyorum, ateşim var, üşütmüşüm gibi ifadeleri bu derste öğrendik. Bunları pekiştirmeyi sakın ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadardı. Sağlıcakla kalın, takipte kalın. Bleib gesund, pass auf dich auf. Auf Wiedersehen.